Arkadaşlar selamlar, nasılsınız? Biliyorsunuz ki Kasım'ın son haftası, ülke genelinde hatta dünya genelinde indirim haftası. Bu Amerika'da aslında Black Friday ayın 26'sında sadece senede bir gün olarak uygulanan mükemmel indirimler şeklinde oluyor. Fakat Türkiye'de artık bir adet oldu. Genellikle Kasım ayının başından sonuna kadar bir indirim furyası dolanıyor etrafta, çoğu büyük pazar yeri tarafından. Bazı firmalar sadece yine ayın 26'sında bu indirimi yapıyorlar. Bazıları onun öncesinde başlayan haftanın o haftanın sonuna kadar bu indirimi sürdürüyorlar. Kulaklık.com'da da 22-30 Kasım arasında bu sene 100 küsur adet indirimli etiketli ürün sizlere sunulmuş durumda. Ben bu videoda bu indirimlere, bu ürünlere teker teker bakıp en beğendiklerimi, ya gerçekten bunu almalısın kardeşim diyeceklerimi sizlere sebepleriyle birlikte sunmak için geldim. Bu videoyu bunun için çekiyorum. Hadi şimdi bu indirimler neymiş? Gerçekten bu fiyatları hak ediyor mu bu devirde, bu kurda bu ürünler? Ve aslında alacaksak niye almalıyız? Bunun sebeplerini konuşalım birlikte. Hadi bakalım. Şimdi indirimli ürünler sayfasında ben ürünleri yüksek fiyattan düşük fiyata doğru sıraladım ve ekran kaydımı başlattım. Ben canlı olarak böyle ürünlere geçerken siz de benimle beraber göreceksiniz. Ve en dikkatimi çeken, en almanızı önerdiğim ürünleri beraber yorumlayacağız. Şimdi dikkatimi çekmeyen her ürüne de yorum yaparsam, 114 tane ürün, bu video çok uzar, izlemek istemeyebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi en dikkatimi çekenleri, en çok önerdiklerimi söylüyor olacağım. Bunlardan bir tanesi, hatta ilki, Focal Utopia. Şimdi Focal çok üstün ses kalitesine ve malzeme kalitesine sahip kulaklıklar ve hoparlörler üreten bir Fransız firması. Biz Celestie'yi ve Radiance'ı kanalımızda detaylı bir şekilde inceledik. Orada marka hakkında ve kulaklıkları hakkında az çok genel bilgileri çok detaylı bir şekilde aslında ben iletiyorum. Utopia'yı henüz incelemedik. Stanley ve Clear MG ile birlikte inceleyeceğiz. Detaylı bir şekilde size anlatacağım. Utopia markanın en üst modeli. En üst seviyedeki kulaklığı, aslında markanın ilk kulaküstü kulaklığı. Firma bu kulaklığı üretmeden önce tüm Ar-Ge yeteneğini ortaya koymuş ve hoparlörlerinde yakaladığı o başarıyı berilyum diyaframla, işte aslında Utopia Focal için özel de bir kelime, en üst model hoparlörlerinde de bu tanımı kullanıyor. Yine orada da berilyum tweeter sürücüleri kullanıyor. Burada berilyum full range bir diyaframla, o diyafram materyalinin ince ve sert olması avantajıyla ve Focal'in iç akustik dizayn yetenekleriyle birlikte bu kulaklık şahane premium, şahane yüksek malzeme kalitesine ve konfora sahip bir sanat eseri. Ama sadece sanat eseri olmakta da değil, gerçekten insanı mutlu eden bir ses karakterine ve ses kalitesine sahip. Dünyanın en iyi arkası açık kulaklıklarından biri olduğuna eminim. Benim hatta dinlediğim belirli açılardan en iyi arkası açık kulaklık. Mesela HD800'in sahnesi daha geniş, eyvallah. Ama ve daha konforlu. Ama Utopia, yani tam olarak karşılaştıracağım kriterleri aslında incelemede konuşuruz. Genel olarak daha üstün bir kulaklık. Yani o seviyeyi dinlediyseniz şu anda sadece, HD800 seviyesine çıktıysanız ya da işte atıyorum HD600, 660S seviyesinden yukarı pek çıkmadıysanız, bu seviyeye çıkmak size gerçekten bir üst noktaya taşıyacaktır. Hani arada ciddi bir gözle görülür, kulakla duyulur bir fark var. Hem çözünürlük, hem detay miktarı, hem de o rafine sesin, o mükemmelce ayarlanmış tonal karakterin insanda uyandırdığı o müzikal, o hissin yarattığı tebessüm mi diyeyim yani. Bunu da detaylıca incelemede konuşuruz. Utopia'yı bu fiyat kuruna göre öneriyorum. Çünkü bakın burada 35 bin lira civarından 26 bin lira civarına düşmüş. Ama Kasım indirimleri bittikten sonra ciddi zam bekliyorum. Bu ciddi zamla birlikte Allah bilir kaç para olacak bu kulaklık. O yüzden sonraki kura göre, şu anki kurla hesaplandığında yurt dışından daha ucuza gelen bir model. Bu anlamda siz Türkiye'de bu kulakta bir yatırım gözüyle de bakabilirsiniz. Alırsınız, kullanırsınız 26 bin liraya ve bu belirli bir süre geçtikten sonra bunu elden çıkartıp başka bir ürüne tekrar yatırım yapıp o ürünü deneyimleyebilirsiniz. O parayla bir hi-fi sistem de kurabilirsiniz. Yani pişman etmeyecek bir kulaklık. Devam edelim. HD820 de dikkatimi çeken ürünlerden bir tanesi. Şu an HD820 ve HDV820 bandılı var. Şimdi HD820'de şöyle bir sıkıntı var.
HDV 820'yi bu muhabbete dahil ediyorum. Çünkü bu kulaklık koskocaman böyle koskoca trafoları olan bir amfi olmadan kullanılacak bir kulaklık değil. Gerçekten ciddi bir amplifikatör, ciddi bir elektrik gücüne ihtiyaç duyuyor. Mesela fokal kulaklıkları işte maksimum 80 ohma kadar impedans değerlerine sahip. Kaynak yeteri kadar temiz olduğu sürece çok ciddi amfi etkisine ihtiyaç duymadan mükemmel potansiyel noktalarına ulaşabilen kulaklıklar. Ama HD820, HD600, Sennheiser'ın 300 ohm sürücüleri, HD800S arkadaşlar bildiğiniz güç istiyor. O amfi fişe takman lazım. Taşınabilir cihazlarla o güç seviyesi zor. Kulaklık yeteri kadar yüksek doygunluğa ulaşamıyor. Bu anlamda en az bu kadar iyi bir amfi almanız gerekiyor. HDV 820 kadar. Yani ben 23 bin lira vereyim. Ondan sonracığıma müzik keyfim yaşayayım bu parayla diye bakıyorsanız yaşayamayacaksınız. Eğer amfiniz yoksa. Bu anlamda fokal kulaklıkları daha mantıklı. Ama eğer bundle'la birlikte aldığınız zaman o ikisine gelecek toplam zamı ve şu an ikisinin uygulandığı o birleşim indirimini düşündüğünüz zaman daha da uygun fiyata geliyor. Bu anlamda mantıksız da değil. Stella'ya geçiyorum çünkü eyvallah ama Stella benim yani pek tonal karakteriyle bana pek hitap etmiyor. Öyle çok öneremiyorum. Sanki evet teknik performansı çok çok iyi bir arkası kapalı kulaklık. Mükemmel detaylı. Mükemmel yüksek çözünürlüklü ve şeffaf bir sesi var. Ama ben o keyfi alamadım Stella'da. Benim bir ara elimde bütün fokal kulaklıkları vardı. Ve Stella rafta kaldı. Ben Clear AMG ile vakit geçirdim. Radiance ile vakit geçirdim. Utopia ile vakit geçirdim. Bilmiyorum Stella'ya bir alışamadım. Eğer siz dinlediyseniz Hi-Fi Life mağazalarında, kulaklık.com mağazalarında ve çok hoşunuza gittiyse o premium sınıfı, mükemmel malzeme kalitesi ve gerçekten yüksek teknik performansla birlikte tabii ki gelecek zamlardan önce şu an çok iyi bir etikete sahip durumda bu da. Yani tercih edilmemeli demiyorum. Sadece ben kişisel yorumlarımı yaptığım için şu anda ben almazdım diyorum. Şu an daha çok beni heyecanlandıran benim alacak olacağım ürünleri söylüyorum size. Hem odefil kategorisinde söyleyeceğim hem aslında bütün kategoriler diyebilirim. Sıralamam gerek yok yani sıra sıra. En yüksek fiyat bandında odefil kategorisi yer aldığı için onu söylüyoruz ilk başta. Şimdi HD800S'e devam edelim. Çok ciddi bir indirim gözükmüyor burada. Ama tekrarlamak gerekirse gelecek zamlardan önce şu an o da iyi bir etikete sahiptir diye düşünüyorum yani. HD800S efsanelerden bir tanesi zaten. HD820 videomda o incelemede bu kulaklığı detaylıca anlattım. Bütün HD serisini anlattım. HD800S çok ciddi geniş bir sahneye sahip. 3 boyutlu yapıda. Kulaklığın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Eyvallah çok yüksek çözünürlüklü ses üretiyor. Çok temiz ses üretiyor. Çok detaylı ses üretiyor. Tonal karakteri tartışılır. HD600 tonal karakterini daha çok beğenebilirsiniz. Mesela HD800S çok analitik gelebilir. Ama teknik performans açısından çok üstün bir kulaklık. Bence HD820'den de daha iyi bir kulaklık genel olarak. Alt frekanslar HD820'nin arkası kapalı olduğu için avantajlı. Fakat HD800S ile HD820'yi adam gibi gerçekten bir kıyaslayabileceğimiz bir puanlama sistemi, bir matematik bir formül olsa her anlamda önüne geçecektir HD800S. Yani arkası açık kulaklığın arkasını kapattığın zaman aynı sürücülerle benzer teknik performansı elde etmen biraz zor çoğu kriterde. Arkası açık yapının çok ciddi akustik avantajı var. O yüzden keşke benzer de fiyat bandında olsalardı. HD820, HD800S 15 bin lirayken o fiyat bandını hak ediyor mu bilmiyorum. Alman Ar-Ge'si demek ki bunun hak ettiği sonucuna varmış. IE900 hayatıma dinlediğim en iyi kulak içi dinamik sürücülü kulaklık. Çoklu sürücülü, hibrit sürücülü, işin içine planlamalar da girdiği durumlarda farklı kriterlerde o kulaklıklar rahat bir şekilde öne geçebiliyor. Enstrüman ayrımı gibi kriterlerde. Çünkü sürücünün üstüne daha az yük bindiği için genellikle her enstrümanı dokusal anlamda daha iyi bir şekilde üretebiliyor çoklu sürücülü. Eğer sürücüler kaliteliyse öyle kulaklıklar. Ama ve lakin IE900 tek adet dinamik sürücülü bir kulaklık açısından gerçekten dediğim en iyi kulaklık. Yani IE800 ve 800S çok seviyorum. Onların sahnesi daha da geniş. Tonal karakterleri de hoş, üst frekansları yumuşak, orta frekanslar gerçekten çok gerçekçi kadın vokaller falan. İşte alt frekanslar çok şiddetli olmasa da yeteri kadar gövdeli ve
sizi boğmayacak kadar da gerçekçi ve kontrollü. Böyle kulaklar çok hoşuma gider benim. Öyle kulaklıklarda tüm müzik türlerini dinleyebilirim ve çok büyük keyif alırım. Y900'ün tonal karakteri hem çok farklı, çok enerjik. Sennheiser'dan çok şaşırdığımız ve beklemediğimiz bir hamleydi. Y300'den sonra Y900 yani hem teknik performans açısından marka kendini aştı hem de bu eğlenceli tonal karakteri, enerjik tonal karakteri bizim önümüze koymuş olduğu ilk defa. Dedik ki Y800S'den sonra bir de Y800S'in de enerjisi alınmış o güzelim kulaklıktan sonra birdenbire tekrar eskiye döndü, coşturdu. V karaktere yakın bir karakterle bizim karşımıza çıktı marka. Kullanıcı bunu daha çok seviyor. İşin şeyi, komik yanı daha da gerçekten eğlenceli bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Yani kulaklık mükemmel. Ses kalitesi ve malzeme kalitesi açısından. Tek kötü yanı belki fiyatına göre kablosu oldukça standart. Bu fiyat bandında Qifi'de, Çinli kulaklıklarda aşırı efsanevi kablolarla karşılaşıyoruz. Bu anlamda Almanlar bizi yine şaşırtmadı. Böyle şeylere pek önem vermiyorlar çünkü. Yani ne bileyim. Vermiyor adamlar. Şimdi Clear MG. Focal'in önerdiğim kulaklarından bir tanesi. Radiance'ı önermeyeceğim, Celestia'yı önereceğim. Ondan sonra Clear MG aşırı düz bir karaktere sahip. Yani bana sorsanız çoğu zaman derim ki flat kulaklık adam gibi bulmak zordur. Hani mesela bütün stüdyo kulaklarına flat denilir. İşte DT770 flat o yüzden dinliyorum. 990 flat o yüzden mix'imi yapıyorum. Flat falan değil o kulaklıklar. Yani o kadar renkli ki görseniz gözünüz kör olur yani frekans grafiğini o renklerden. Ama Clear MG Pro ile aynı sürücülere aslında profesyonel kullanıma yönelik tasarlanan kardeşiyle sadece farklı bir dizayna sahip renk açısından ve o kadar kulak düz bir eğri tepkisi verecek şekilde tasarlamışlar ki kulaklık kendini ses denkleminden çıkartıyor, seni biraz müzikle baş başa bırakıyor gibi, araya kendi rengini katmıyor gibi. Dediğim gibi bunun artısı var, eksisi var, devam ediyorum, uzamasın. Radiance'ı Celestia varken önermiyorum çünkü aradaki fiyat bandını karşılayacak bir kulaklık ses kalitesi açısından çok olmadığını düşünüyorum. Hatta Celestia'yı daha çok beğenebilirsiniz gibi hissediyorum. İkisinin de teknik performansı neredeyse birebir aynı. Aynı şeyleri başarabilen kulaklıklar ses kalitesi kriterleri açısından. Tonal karakterleri farklı. Radiance daha sıcak, daha gövdeli bir kulaklık. Alt frekanslarını biraz coşturmuşlar. Celestia'da daha kuru, daha analitik çalan bir kulaklık. Ama detaylara odaklanmanızı sağlayan bir tonal yapısı olduğu için işte hazır fokal kalitesine ulaşmışken o ses kalitesi açısından o analitik sunuma daha fazla ihtiyacınız olur diye düşünüyorum bu fiyat bandında Radiance'a göre. Radiance biraz şov kulaklığı gibi. Oldukça kaliteli ama bu tonal karakteri sevebilen bir insan olman için gerçekten aşırı renkli karakterlere alışkın bir kulağın olması gerekiyor. Fokaller böyle arkadaşlar. Yani fokalleri biraz uzun tuttum. Çünkü çok fazla detay anlattım. Daha alt seviyedeki ürünlerde daha az detay veririm. Video çok uzamasın diye. Ama bu kulakları alacaksınız. Bu önerdiğim Celestia, Clear MG, Utopia mantıklı. Devam. JBL'lere geçelim. Bluetooth hoparlörler var. Yani fiyat karşılaştırması yapın sağda solda. Gerçekten uygun fiyat kaçıyorsa alınabilir bu zam muhabbetinden dolayı. Ama onun dışında ihtiyacınız olup olmaması meselesi bunlar. Şu an kış geldi. Gerçi işte uzun vade bakıyorsunuz ama bilmiyorum. Yani party box falan benim ihtiyacım yok. Ben almazdım. Bir yerlere gidiyorsanız sürekli orada burada parti veriyorsanız burada valiz gibi mantıklı. Yani boombox da çok büyük bir hoparlör. Yine resmen benzer bir amaç içerisinde kullanılabilir. Böyle fotoğrafta küçük gözüktüğüne bakmayın, bayağı büyük. Devam. HD660S. Yani HD serisinin orta fiyatlı alınabilecek en iyi kulaklarından bir tanesi HD600 ile birlikte. HD600 mü bu mu derseniz ben HD600'ü daha çok beğeniyorum. Hem fiyatı daha uygun hem de
iyi bir amfi istiyor ama tonal karakteri özellikle midlerde, kadın vokallerde falan çok gerçekçi. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı bir tonal karakteri var. 20 küsur senelik bir kulaklık olmasına rağmen. HD660S daha alt frekanslara güç verilmiş. Üst frekanslarda biraz extension kısılmış. Daha ne diyeyim, elektronik müziklere falan biraz daha sanki uygun gibi bir kulaklık ama arkası açık, zaten bas frekanslarından çok bir ümidin olmayan Sennheiser modeli alıyorsan elektronik falan dinlemezsin, oturup Diana Krall falan dinlersin. Orada da HD600 alır kapışmada. Ben olsam 600 alırım. Devam edelim. Party Box'lara falan geçelim. ES80S BT'yi ben almazdım. ES80S'i beğenmiyorum maalesef. ES80S BT'yi dinlemedim ama ES80S'i dinledim. Kulaklık benim hoşuma gitmiyor arkadaşlar. Bence fiyatını hak eden bir kulaklık değil. Yani siz beğeniyorsanız çok konforlu bir kulaklık. Ve biraz karanlık tonal karakteri var. Eğer öyle karakterlere aşinaysanız düşünülebilir. Gidip test edebilirsiniz kulaklık olma hi-fi lab mağazalarında. Şimdi bu yeni çıktı. Klipsch T5 True Wireless ANC McLaren Edition. Bu kulaklık çok şey. Aşırı premium bir sunuma ve malzeme kalitesine sahip. Ses kalitesi açısından ve akıllı özellikler açısından True Wireless'lerde bunun 10'da bir fiyatına bile benzer noktalara gelebilirsin. Yani şey var, seçenekler mevcut. Yanlış bir ürüne tıkladım. O yüzden fiyatını hak ediyor mu sizin bileceğiniz iş. Ama bu premium sınıf bir True Wireless. Burada eğer kendinizi premium hissettirecek bir ürüne sahip olmak istiyorsanız alacaksınız. Çünkü karbon fiber gövde yapısı, şarj kabının, Klipsch'in enerjik ses karakteri ve işte beraberinde gelen kablosuz şarj istasyonu falan oldukça tasarımsal ve malzeme kalitesi açısından üst düzey aksesuarlar. JBL Bluetooth hoparlörlerin çok fazla seçeneği var. Extreme 3, Partybox Go, Partybox 100, yukarıda Partybox 300, 310 falan vardı. Yani bunlar boyutlarına göre değişiyor. Hem fiyatları hem ses performansı. Ama bu Partybox muhabbeti zaten dediğim gibi eğer ihtiyacınız varsa okey. Onun dışında eğer evde ve yani nadiren bir yerlere götürmelik bir şey arıyorsanız Extreme 3 mantıklı. Güzel hoparlör. JBL hoparlörlerinin ses kalitesi değil ama batarya ömrü ve malzeme kalitesi, dayanıklılık açısından gerçekten öneriyorum. Yani güzel, çok dayanıklı, uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz. Bağlantı kalitesi iyi, ses kalitesi sıradan hoparlörler. Yani bir Bang & Olufsen, bir Harman Kardon değil ses kalitesi açısından. Fakat sevilerek kullanılıyor. Momentum 3 Sennheiser. Çok popüler, herkesin severek kullandığı, ses kalitesi gerçekten iyi bir ANC kulaküstü Bluetooth kulaklık. ANC performansı, konfor, malzeme kalitesi gibi şeyler arıyorsanız benzer fiyat bandının daha aşağısında bile bulursunuz o kulaklıkları. Mesela ANC performansı mı arıyorsunuz? Sony VH1000XM4A, daha iyisi yok gibi bir şey. Sadece ses kalitesi mi arıyorsun? Momentum 3 en iyilerden bir tanesi. Bunun dışında Bowersam X PX7 olabilir. Yine birkaç tane farklı seçenek var. Fakat Momentum 3 gerçekten özellikle akustik enstrümanlarda çok detaylı karakteriyle öne çıkan kulaklardan bir tanesi. Ama seçenek çok. Indic JBL Club One var mesela. Club One'ı denemedim ama Club 950 NC'yi denedim. Gerçekten iyi bir ses kalitesi vardı. Bununla beraber malzeme kalitesi de iyiydi ama biraz ağır ve biraz konforsuz bir kulaklıktı. Ve ses seviyesi çok yüksek değildi. O açıdan çok tatmin etmemişti. Bu kulaklığı da kanalımızda inceledik. Devam edelim. Aura Studio 3 yeni çıktı. Çok uzun süre ikisi vardı. Üçü dinlemedim. Ama ikisi iyiydi. Bunu evde dinleyeceksiniz. Başka bir yere götürmeyeceksiniz. Bu açıdan ikiyi dediğim gibi, üçü dinlemedim ama Harman Onyx Studio 6 hem taşınabilir olmasıyla hem de gerçekten benim beğendiğim ses kalitesiyle bence fiyat bandını hak eden daha iyi bir hoparlör olur gibi düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Üçü denememiş olmama rağmen. Düşünülebilir. Aura şey, Onyx Studio 6'yı almak isterdim. IE300. Şimdi IE300
Bence iyi bir fiyata sahip. Bu kulaklığa zam gelirse, atıyorum şu an hiçbir fikrim yok, zamları ben koymuyorum arkadaşlar. 4,5 oldu diyelim. Şu an 2.800 çok iyi fiyat kalır. 2.900 diyelim hatta. Bu kulaklık aynı fiyata çiğ fide Çinli markalarda ve diğer alternatif herhangi ülkenin bir markasında daha iyi ses kalitesi alınabilir. Bu fiyat alabileceğiniz maksimum kalite değil. Avantajı konforlu, hafif. Sennheiser'ın dengeli tonal karakterinin alt frekanslar bandındaki eğlence sınırına dayanmış kulaklığı. Yani genelde V karakterli kulaklıklar, V karakteri yakın kulaklıklar, IE300 gibi, IE900 gibi, IE300 bunun abartı hali, şey olur. Üzer yani üst frekanslarda. Böyle çok keskin olur. Detay vereceğim diye yola çıkıp sizi ağlatırlar yani. Kulağınızı acıtırlar, çok tırmalarlar. Sennheiser bunu iyi ayarlıyor. Sennheiser üst frekanslara doğru yerde stop diyebiliyor. Yoğunluk bakımından, şiddet bakımından. IE300 parlak olmayan bir kulaklık demem ama parlak bir kulaklık da demem. Bence o dengenin sınırında, gerçekten yormayan fakat çok oldukça gövdeli ve gerçekçi, arada kayıp yaşamayan, arada unutulmayan mid frekanslarıyla birlikte her türe uygun müzikal bir kulaklık tercih edebilirsiniz. Ama işte fiyolara miyolara girerseniz bu fiyata daha iyi bir kulaklık alınabilir ses kalitesi açısından. Şey değil yani. Öyle mükemmel diye söylemiyorum. Geçelim. Kef M3 dinlediğim en iyi TVS'lerden bir tanesi ses kalitesi açısından. Çok da konforlu bir kulaklık. Ama mikrofon kalitesi ve ANC kalitesi kesinlikle oldukça standart. Daha iyisi kolaylıkla bulunabilir. Eğer çok doğal karakterli bir TVS'm olsun, işte Sony'ler gibi, Bose'lar gibi bildiğin tüketici karakteri olmasın diyorsan MU3 Momentum 2 ile birlikte tercih edilebilecek kulaklardan bir tanesi. Ama Momentum 2'nin fiyatı şu an daha uygunken ve mikrofon kalitesi çok daha iyiyken, ANC kalitesi de daha iyi performansı, bence Momentum 2 tercih edilir. Ama MU3'ün tonal karakterini dinleyip sana gerçekten çok daha premium geliyorsa tercih de edebilirsin. Ben Momentum 2'yi tercih ederdim. Beoplay E8 Sport'u henüz test etmedim. E8 3. jenerasyonu çok dinledik zamanında. Eski de bir kulaklık. Eğer ona benzeyen bir ses kalitesi varsa ses yüksekliği konusunda şüphe duyarım. Fakat uygulama desteği iyi oluyor Bang & Olufsen'in. Hem uygulamada birçok ayar yapabiliyorsun ama bunlardan en önemlisi Equalizer. Çok kolay ve rahat bir şekilde kulaklığı şekilden şekle sokmana yarıyor Bang & Olufsen kulaklıklarda. O mobil uygulamada. Birçok mobil uygulamada bunu yapabiliyorsun ama çoğunda 3-4 tane frekans bandı oluyor ve sadece onları oynayabiliyorsun. Bang & Olufsen'in inovatif equalizer ayarlama arayüzü resmen 360 derece daha fazla seçenek sunuyor sana. Biraz daha şekilden şekle sokabiliyorsun kulaklığı diye düşünüyorum. EQ'da malzeme kalitesi ve tasarımıyla öne çıkan kulaklardan bir tanesi olur. TVS, premium TVS yarışında. Bang & Olufsen A1 ikinci jenerasyon süper bir hoparlör. Ben bunun birinci jenerasyonunu kullandım. Şu an bu fiyat çok iyi, ben size söyleyeyim. Ben bunun birinci jenerasyonunu kaç sene önce, yani resmen 3 sene falan oldu herhalde, 1500 liraya falan almıştım arkadaşlar. Şu an 2400 liraya bu kurda bedava gibi bir şey bence. Yani adam gibi karşılaştırmak lazım ama öyle hissettiriyor şu an bana. Alüminyum bir şey var, yapısı var. Alt taraf plastik, kaymıyor. Üst taraf alüminyum. Su geçirmemezliği var belli bir seviyeye kadar. IP sertifikasını hatırlamıyorum. Bu listeye girin, özelliklere girin, bakın. Ama ses kalitesi küçücük bir hoparlöre göre oldukça iyi. 3,5 inç mid sürücüsü, bir tane de 1 inç ya da yarım inç tweeter'ı var. Yani bu kadar küçük bir hoparlörde genelde o kadar büyük sürücü koymazlar. O kadar büyük sürücü de oldukça boyutuna göre çok gövdeli ve şiddetli alt frekanslar üreten ve Bang & Olufsen'in Twitter'larından bir tanesi de orada yerleşik olmasıyla birlikte yine de çok detaylı bir ses üreten ve yüksek ses seviyelerine çıkabilen çok kaliteli bir Bluetooth hoparlör ortaya çıkartmış oluyor. Bundan bir tane daha alıp stereo deneyimde yaşayabiliyorsunuz. Mantıklı. Geçtik. Extreme 2.
3 varken alınmaz bence. Fiyat farkı neymiş ona da bakalım. Bayağı da fiyat farkı varmış. Düşünülebilir. Fena fiyat değil gibi duruyor sanki. Araştırdım bunu. Bilmiyorum. Yani şey yapmadım, oturup uzun uzun dinlemedim Extreme 2'yi. Tabii çok eski hoparlör. Bayağı kez karşılaşmışımdır, oturup dinlemişimdir. Fakat hatırlamıyorum yani. Şimdi Power Beats Pro konforsuz bir kulaklık. Yani bazı insanlara çok konforlu geliyor. Demek ki LeBron James'e çok konforlu geliyor ki her maçta kullanıyor. Maçtan önce. Şimdi kulakta bir kere sabit kalıyor şey olduğu için, kancalı olduğu için. Hook deniyor ya buna. Ama çıkıyor kulaktan, kayıyor biraz böyle. Benim kulağım, benim anatomik yapıma çok uymadı. Ses kalitesi Beats'ten beklenmeyecek bir tonal karakter geliştirmesi içeriyor. Ses karaktere diyeyim. Yani Beats, Apple Beats satın almasıyla birlikte kendini biraz aştı. Eski Power Beats'ler gibi değil. Power Beats Pro hem ANC performansıyla hem Apple cihazlarla içindeki H1 chip'i dahili olmasıyla birlikte uyumuyla, hızıyla, bağlantı hızıyla ve bağlantı kalitesiyle hem de ses kalitesiyle kendini aşan Beats ürünlerinden bir tanesi. Geçirin dikkatimi çeken Beosound Explore hoparlörü çok büyük su geçirmez hoparlör. Yani tam sahilde kullanmalık. Yanlış hatırlamıyorsam suya daldırabiliyorsun bile belirli bir süre, 30 dakika falan. Alüminyum komple aşırı kaliteli malzeme kalitesine sahip. Ama çok fazla filtre koymuşlar etrafına. IP sertifikasının maksimum noktasına çıkacağım diye. Ses kalitesini etkilemiş. Yani ben dinleyince pek etkilemedi. Şey gibi, A1 gibi falan. Ama sahilde kullanmalık, yüksek ses seviyelerine çıkabilen kaliteli malzemesi kalitesine sahip bir hoparlör. HD560S 2000 lira şu an süper fiyat bence. Ve 2000 liraya göre bu kulaklık HD500 serisinin tarihini değiştiren bir kulaklık. Yani HD500 kaç var mesela aklıma gelen, 599, 559 falan. Onlar gibi bir kulaklık değil, onlardan çok daha ciddi teknik performansa sahip. HD600 serisini belirli açılardan yakın detaylar üretebilen bir sürücüye sahip bir kulaklık. Yani üzmez. Tonal karakteri çok analitik, çok klinik bir tonal karakteri var. Biraz sert ama uygun bir amfiyle, biraz karanlık bir amfiyle sürerseniz, biraz da equalizer yaparsanız, arkası açık karakteri gerek film izlerken, gerek müzik dinlerken size bu fiyat bandında en iyi deneyimi yaşatacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Biraz uzun mu oldu ya? Kaç dakika oldu? 30-40 dakika oldu herhalde. Kısaltırız. Devam ediyoruz. JBL'in oyuncu serisi. Çoğunu test etmedim. 600, işte kaç var? 800, 400, 200... 300, 200, 100 diye ve 50 diye iniyor bu. Her türlü rakama ulaşmış adamlar. Yani 10 farklı modeli falan var. Bunların hepsi indirimde. Hepsini araştırın, bakın. Ben dinlemedim. Ve oyun oynamadım bu arkadaşlarla. O yüzden bilmiyorum. Ama tekrarlıyorum. Alacaksan al. Zamları bekleme. Üzülürsün sonra. HD450BT alınmaz. Almayın. Çünkü HD458BT diye bir gerçek var. Bunun aynısı, hatta bunun special modeli. Onun daha pahalı olması lazım normalde. O süper bir indirimde. Bir sonraki sayfada o var. Devam ediyoruz. Birazdan geleceğim oraya, unutmayın. Ama ondan öncesinde Charge 4'e ve Yenix M3'e bakacak olursak, ikisi de dikkat çekici. Charge 4 alınır. Fiyat bandı fena değil gibi duruyor. Ve her yere taşıyabileceğiniz boyutta kaliteli bir bluetooth hoparlör. VF1000XM3 de fiyatına göre çok iyi bir kulaklık olacağını düşünüyorum. Çünkü 1500 lira bandında abisi bunun tam iki katı, 3000 lira bandında dolaşırken yine yeteri kadar iyi ANC performansı ve ses kalitesiyle tam ayarında. Devam ediyoruz. Sony'nin Bluetooth şeyleri var, hoparlörleri var. Bunlar flash milash yakıyor, renkli bir şeyler. Dinleyip beğeniyorsanız alabilirsiniz. Charge 4 de falan kapışır. Ben yan yana kapıştırmadım. O yüzden çok emin değilim. HD559'u ben uzun süredir dinlemedim ama dinlediğimde beni çok etkilen bir kulaklık olarak hatırlamıyorum kendisini. Fakat fiyatı o kadar ucuz ki, film izlemelik, video izlemelik, rahat sürülebilen, düşük empedanslı olduğu için HD500 serisi, bir arkası açık kulaklık olarak düşünün, 1300 liraya, hani 1300 lira nedir ki şu an gerçekten, yani alınabilir böyle bir kulaklık için. Yani o yüzden ilk başta olumsuz yaklaştım ama olumlu olarak çıktım kulaklıktan.
JBL'in çoğu TWS'sini dinlemedim ama çok merak ediyorum. Hepsini incelemek istiyorum bu kanalda. O yüzden öneremiyorum. Nasıldır bilmiyorum. Ama içimden bir ses fena olmaz diyor. JBL'in TWS'lerini detaylı inceleyen kanallardan bakıp fikirlere sahip olabilirsiniz bu indirim döneminde. Ama ben de muhtemelen çoğunu inceleyeceğim burada. Takipte kalın. HD458BT. Bak bu da yeni çıkmış bu arada oraya gelmeden. P2 TWS. Güzel duruyor. Power Beats Pro'nun benzeri gibi ama çok ucuz. Bunda IP falan da vardır muhtemelen bayağı. Şimdilik HD458BT, HD450BT'ni yine tercih etmeniz gereken kulaklık arkadaşlar. Bu kulaklığı alın, aldırın. 1000 lira bedava. Yani 100 kaç dolar, 80 dolar mı ne? Ucuz, çok ucuz. Anker Q30 var bunun rakibi. Q30'u ben tercih ederim şahsen. Batarya ömrü özellikle 40, anece açıkken, kapalıyken 60 saat. Ve ses karakteri de daha enerjik. HD458BT biraz karanlık bir yapıya sahip. Üst frekansa falan çok fazla sönümleniyor. Pedlerin çok kalın olması dolayısıyla. O yüzden kulaklık çok boğuk bir karaktere doğru kayık durumda. Anker Q30 daha canlı yapısıyla biraz daha keyifli bir müzik dinletisi yaşatıyor diyebilirim. Ama 458BT de Sennheiser karakterine özellikle orta frekanslarda, alt orta frekanslarda da sonuçta az çok yansıtan bir kulaklık olmasıyla alışkın kulaklara hitap eden güzel tasarımlı bir kulaklık. Mikrofon kalitesi falan da iyi. Tercih edilebilir. Edilmez demiyorum. Edilmeli hatta. Alın aldırın. Ama Anker Q30 diye bir gerçek de var. O da ciddi indirimde şu anda. Şimdi JBL'in Tune 600 serisini dinlemedim. TWS'den dinlemedim demiştim. Sony'nin ince yapılı güzel bir bluetooth hoparlörüne benziyor. Bunu da bakabilirsiniz. Bunu da dinlemedim. HD350BT'yi de dinlemedim. Geçelim. Benim olay işte maalesef hep. En üst fiyatlı ürünlere daha çok aşinayım. Fiyatlar düştükçe deneyimim azalıyor. Daha çok premium ürünlerde geziyorum. Oralarda takılıyorum. Ama tabii ki her ürünü inceleyeceğiz. O da ayrı. Bu kanalda devam. Özellikle işte Sony'lere, JBL'lere, Urbanist'lere falan yöneleceğim. Ama şu an baktığımda öyle dikkatimi çekecek gibi bir ürün şu kısımlarda karşılaşamadım. Ya bu Tune serisine bakmak lazım. Onlara bakın. Tune 600, işte Tune 660, Tune 560 birazdan geleceğimiz falan. Bu kulaklıklar çok popüler. Her yerde görüyorsunuz. Özellikle Tune 500K serisi. Yani çok uygun fiyatlılar ve bu karakteri, JBL karakterini herkes seviyor, herkes beğenerek kullanıyor. Ben bu arkadaşların yastıklarını hiç beğenmiyorum. Böyle biraz poşet gibi terletiyor. Hoşuma gitmiyor. Fakat herkes severek kullanıyor abi. Demek ki bir hikmet var. Ya da bir pazarlama var. Bilmiyorum artık. Şimdi Irfan'a giriş yaptık burada. 544 lirayla beraber. Irfan öyle bir marka ki kanalda bütün ürünlerini inceledim. Air Pro 2'ye konforsuz diyenler olabiliyor uzun vadede. Air'a, Free Pro'ya ve Free 2'ye daha konforlu deniyor genellikle. Benim anatomik yapıma uydu, bana konforsuz gelmedi. Ama böyle bir şey var, algı var etrafta. İnsanlara demek ki aşırı konforlu gelmemiş. Yine de bu kulaklık şu an Irfan markasının amiral gemisi modeli ve akıllı özellikleriyle, işte bu batarya ömrü olsun, işte bağlantı kalitesi, carçurt, o bütün kutuya yazılan özellikler de en üst seviyedeki Irfan modellerinden bir tanesi. Bu anlamda fiyatının bu kadar uygun olması şu anda, belki de iki katına çıkacak, bilmiyoruz yani. Zamdan sonra indirimsiz fiyatıyla beraber. İşte dokunmatik sensörü, yakınlık sensörü, kablosuz şarjı, güzel, eğlenceli, makul bir tonal karakteri, yeteri kadar iyi ses kalitesi ve standart, aşırı üst kalite olmayan ANC ve mikrofon performansıyla birlikte tercih edilebilecek modellerden bir tanesi. Devam ediyoruz. Free Pro var Irfan'da. O da benzer fiyat bandında, 500 lira. Ama Free Pro çok daha küçük, narin, şık ve ferah ses karakterine sahip bir tercih, bir seçenek. O yüzden eğer buna yatkınsanız, böyle bir şey arıyorsanız kendinize, daha az alt frekans yoğunluklu ama
midleri önde, daha ferah bir karakter, daha az yorucu bir karakter. Bununla birlikte daha şık, daha küçük, daha hafif bir kulaklık arayışındaysanız sporda falan kullanmalık. Bence tercih sebebi. Bunda da kablosuz şarj var, bunda batarya ömrü iyi. Alabilirsiniz. Bütün İrfanları öneriyorum. HD250BT Sennheiser'da malzeme kalitesi hiç iyi değil maalesef kulaklığın. Yani güven vermiyor. Bir belirli bir süreden sonra elinizde kalabilirmiş gibi hissettiriyor. Ama fiyatına göre ses kalitesi şaşırtıcı derecede iyi. Şöyle iyi. Yani kablolu bir şekilde kullanamıyorsun kulaklığı bir kere. Böyle bir sıkıntısı var. Kanalda inceledik. Ama referans kulaklık karakterine yakın bir karakteri var. Bir kablosuz kulaklığa göre. HD458'e göre falan tercih sebebi. Tonal karakter anlamında. Audiophile kulaklıklarına yatkın biriyseniz. Ama malzeme kalitesi gibi konularda yani hiçbir şekilde kulaklığın öne çıkan bir yapısı yok. Bir elinize alın sonra pişman olmayın. Ama ses kalitesi açısından fiyatının hakkını fazlasıyla verebilecek bir kulaklık. Yani çok daha fazla verebilecek bir kulaklık. O açıdan öneriyorum. Beats EP'yi yani 450 lira çok da pahalı değil. Malzeme kalitesi iyi bir kulaklık, tasarımı iyi bir kulaklık. Tercih edilebilir ama bilemedim ses kalitesi açısından yani üzebilir. Böyle çok şaşırtacak kadar derecede iyi bir kulaklık değil yani JBL'ler falan. Hem kablosuz tercih sebebi olabilir. Bu devirde kablolu bir de amfiden falan da faydalanamayacak bir kulaklık almak. Bilmiyorum artık. Şimdi 560BT her Allah'ın kuluna gördüğümüz bir kulaklık. Bu senenin, geçen senenin falan artık ne zaman çıktıysa yakın zamanda çıktı. En çok satan kablosuz kulaklığıdır muhtemelen. Herkes de var. O yüzden siz de alın. Niye almayasınız? Ben bunların dediğim gibi yastığını falan pek beğenmiyorum. Bana hani bin poşeti gibi geliyor arkadaşlar maalesef. Terletiyor çok kulağı. Bunu sporda nasıl kullanıyor insanlar anlamıyorum. Ben kullanamam hayatta. Ama yani almak istiyorsan, herkes alıyor diye okey. Ben Anker Q10'u tercih ederdim. Q10 bence hem ses karakteriyle çok fazla alt frekanslı bir kulaklık, çok fazla basları şiddetli bir kulaklık ama onu da özel yapan nedenlerden bir tanesi o bence. Hip hop falan çok fena dinleniyor, çok güzel dinleniyor. Bence biraz daha uygun fiyatıyla batarya ömrü de çok daha etkileyici. 60 saat falan. Daha tercih edesim, gönlüm ona doğru kayıyor. Q10'u. Onu rakip olarak düşünüyorum o yüzden. Air'ın fiyatı bedava şu anda. Al yani direkt şu an sepete ekle. Hani al Air'ı hiç bekleme. Konforlu bir kulaklık. Air Pro 2'den falan daha konforlu. Ses karakteri de bence Air Pro 2'den daha iyi. Daha dengeli ve daha müzikal gibi. Ama ANC'si yok. Bu da diğer earphone'lara göre Free 2 ile birlikte dezavantaj. Geçtik. Bunları çok deneyimlemedim. Clip 3 yani alınabilir. Fiyatı şu an çok uygun. Hiç dolar artmamış gibi. Ama bayağıdır yani sanki hiç böyle bir sene önceki fiyat falan. O yüzden düşünebilirsin. Geçtik. Free 2 Air varken Free 2 alınmaz bence. Air al. Bu fiyatta Air varken Free 2'nin ses karakteri çok daha dengesiz, tizleri falan. Daha yüksek ses seviyeden ulaşılan bir kulaklık Free 2. Daha bangır bangır ses diyorlar ya alabiliyorsun. Fakat Air tercih edilir abi. Yani Air varken Free 2'ye bakma. Geçtik. Başka bir şey kalmadı. Çok uzun video oldu farkındayım. Fakat ben sonuçta bu işin içinde bir insanım ve buradaki işte bak rastgele 114 tane ürün indirime girmiş. Bunların belki 70-80 tanesini deneyimledim. O yüzden size bu deneyimlerimi aktarmak istedim. Ben olsam ne alırdım, ne almazdım? Buna bir yatırım olarak bakar mıydım, bakmaz mıydım? İşte bu da diğer sorunun cevaplarından bir tanesi. Ne amaçla alırdım? Gibi sorulara cevap vermeye çalıştım. Siz de aşağı koyduğum linkten ve direkt mağaza.kulaklık.com'a girip bu indirimli ürünler listesine sürekli olarak bakabilirsiniz 30 Kasım'a kadar. Burası sürekli güncellenecek muhtemelen. Buraya ben bakmıyorum, bu fiyatları ben belirlemiyorum. Ben size anlatıyorum. Bu arkadaşlar dediğim gibi stokları bitebilir. Stoklar tekrar gelebilir. Fiyatlar düşebilir, artabilir. Takip edin ve zamlar gelmeden
kurlar gerçekten çok fırlamadan daha fazla. Şu an bir güven ortamı yok maalesef. İhtiyacınız olan ürünü alın. İhtiyacınız olmayan ürünü yatırım olarak alabilirsiniz. Gidip bir tane Focal Utopia alabilirsiniz. O kulaklık çünkü çok daha değerli bir hale gelecek. Bunlar dışında da gerçekten bir süre sonra alacağım dediğiniz bir ürün varsa hiç beklemeyin. Direkt sepetinize ekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Diğer incelemelerde daha olumlu bir şekilde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.